Edmund Kemper, 15 yaşında nasıl bir his olduğunu görmek için büyük anne ve büyük babasını öldürdü ve suçlu akıl hastanesine yatırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra 1970'lerde Santa Cruz, Kaliforniya bölgesinde 6 genç kadını öldürdü. 1973'te teslim olmadan önce annesini ve arkadaşını öldürdü. Edmund Kemper, 18 Aralık 1948'de ortanca çocuk olarak Burbank, Kaliforniya'da doğdu. 1957'de anne ve babasının boşanmasının ardından annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte Montana'ya taşındı. Kemper'ın alkolik annesiyle zor bir ilişkisi vardı. Çünkü onu çok eleştirirdi ve tüm sorunları için onu suçlardı. 10 yaşındayken bir şekilde zarar verebileceğinden korktuğu kız kardeşlerinden uzakta Bodrum'da yaşamaya zorlandı. Sorunlu kişilik belirtileri erken ortaya çıkmaya başladı. Kemper'ın karanlık bir fantezi hayatı vardı. Bazen annesini öldürmeyi hayal ettiğini söylüyordu. Kız kardeşlerinin oyuncak bebeklerinin kafalarını kesti ve hatta kızları gaz odası adını verdiği bir oyunu oynamaya zorladı. Bu oyunda gözlerini bağlayıp bir sandalyeye oturup burada acı içinde kıvranıyormuş gibi yaptı. İlk kurbanları aile kedileriydi. Bir süre babasıyla yaşamaya gitti. Ancak sorunlu genci babası tarafından büyük anne ve büyük babasıyla birlikte Kaliforniya, North Fork'a göndermeye karar veren annesiyle birlikte geri döndü. Kemper, büyük anne ve büyük babasının çiftliğinde yaşamaktan nefret ediyordu. North Fork'a gitmeden önce ateşli silahlar hakkında bilgi edinmeye başlamıştı. Ancak birkaç kuş ve diğer küçük hayvanları öldürdükten sonra büyük anne ve büyük babası tüfeğini aldı. 27 Ağustos 1964'te Kemper öfkesini nihayet büyük anne ve büyük babasına çevirdi. 15 yaşındaki genç bir tartışmanın ardından mutfakta büyük annesini vurdu ve dedesi eve dönünce Kemper dışarı çıkıp onu yolda vurdu ve ardından cesedi sakladı. Daha sonra polisi aramasını ve onlara olanları anlatmasını söyleyen annesini aradı. Kemper büyük annesini nasıl bir his olduğunu görmek için vurduğunu söyleyecekti. Karısının öldürüldüğünü öğrenmemesi için büyük babasını da öldürdüğünü sözlerine ekledi. Suçlarından dolayı Kemper, Kaliforniya Gençlik Otoritesi'ne teslim edildi. Çok yüksek bir IQ'ya sahip olduğunu belirleyen çeşitli testlerden geçti. Ancak aynı zamanda paranoid şizofreniden muzdaripti. Kemper sonunda akıl hastası hükümlüler için maksimum güvenlikli bir tesis olan Atascadero Devlet Hastanesi'ne gönderildi. 1969'da Kemper 21 yaşında serbest bırakıldı. Hapishane doktorlarının annesiyle birlikte yaşamasını tavsiye etmemesine rağmen geçmişteki istismarı ve onunla ilgili psikolojik sorunları nedeniyle annesiyle birlikte Santa Cruz, Kaliforniya'ya yanına döndü. Üçüncü evliliğini bitirdikten sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde bir iş bulmuş ve oraya taşınmıştı. Oradayken Kemper bir süre topluluk kolejine gitti ve çeşitli işlerde çalıştı. Sonunda 1971'de Ulaştırma Bakanlığı'nda iş buldu. Kemper bir eyalet polisi olmak için başvurmuştu ancak kilosu nedeniyle reddedildi. Yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve 2 metre 6 santim boyundaydı. Bu da Büyük Ed lakabına yol açmıştı. Ancak bazı Santa Cruz polis memurlarının etrafında dolaştı. Robert Ressler ve Tom Schachtman'ın yazdığı bir kitaba göre biri ona bir eğitim okulu rozeti ve kelepçe vermişti. Diğeri ise silah ödünç almasına izin vermişti. Kemper'ın polis kruvazörüne benzeyen bir arabası bile vardı. Otoyol departmanında çalışmaya başladığı aynı yıl Kemper'a motosikleti üzerindeyken bir araba çarptı. Kolu ağır yaralandı ve arabanın sürücüsüne karşı açtığı hukuk davasından 15 bin dolar tazminat aldı. Çalışamayan Kemper aklını başka arayışlara çevirdi. Bölgede çok sayıda genç kadının otostop çektiğini fark etti. Kemper, yerleşim parasının bir kısmı ile satın aldığı yeni arabada silah, bıçak ve kelepçe gibi ölümcül arzularını yerine getirmek için ihtiyaç duyabileceğini düşündüğü araç gereçleri saklamaya başladı. İlk başlarda Kemper kadın otostopçuları aldı ve gitmelerine izin verdi. Ancak iki Fresno eyaleti öğrencisine Mary Ann Peske ve Anita Lucchesa ile bir yolculuk teklif ettiğinde asla hedeflerine varamayacaklardı. Aileleri kısa bir süre sonra onların kayıp olduğunu bildirdi.
Ancak 15 Ağustos'ta Santa Cruz yakınlarındaki ormanda bir kadın başı keşfedilene ve daha sonra Peske'nin olarak tanımlanıncaya kadar kaderleri hakkında hiçbir şey bilinmeyecekti. Ancak Lucchesa'nın kalıntıları asla bulunamadı. Kemper daha sonra Lucchesa'yı da bıçaklamadan önce Peske'yi bıçakladığını ve boğduğunu açıklayacaktı. Cinayetlerden sonra cesetleri dairesine geri getirdi ve başlarını ve ellerini vücuttan ayırdı. Kemper'ın ayrıca cesetleriyle cinsel ilişkiye girdiği de bildirildi. O yılın ilerleyen saatlerinde 14 Eylül 1972'de Kemper, otobüsün onu dans kursuna götürmesini beklemek yerine otostop çekmeye karar veren 15 yaşındaki Aiko Koh'yu aldı. Peske ve Lucchesa ile aynı kaderi paylaşacaktı. Ocak 1973'te Kemper, öldürdüğü otostopçu Cindy Scully alarak öldürücü dürtülerine göre hareket etmeye devam etti. Annesi dışarıdayken Kemper evine gitti ve Scully'ın cesedini odasına sakladı. Ertesi gün cesedini orada parçalara ayırdı ve parçaları okyanusa attı. Birkaç parçası daha sonra karaya vurduklarında keşfedildi. Başını annesinin arka bahçesine, onun yatak odasına bakacak şekilde gömmüştü. 5 Şubat 1973'te Kemper, annesinin kendisine çifte cinayeti kolaylaştırmak için verdiği bir kampüs park çıkartması kullandı. Bu çıkartma sayesinde üniversiteye gitti ve iki öğrenciye, Rosalind Thorpe ve Alice Liu'ya arabayla gezmeyi teklif etti. Onları arabasına aldıktan kısa bir süre sonra iki genç kadını vurdu. Ardından arabasında ölümcül şekilde yaralanmış iki kadınla birlikte kampüs güvenliğinin önünden geçti ve çıktı. Cinayetlerden sonra Kemper, iki kurbanının başını keserek cesetleri parçalara ayırdı. Kurşunları kafalarından çıkardı ve parçalarını farklı yerlere attı. Mart ayında Thorpe ve Lewin'in kalıntılarının bir kısmı San Mateo ilçesindeki otoyol 1 yakınında büyücüler tarafından keşfedildi. Kemper cinayetleri sırasında diğer iki seri katil John Lynn Fraser ve Herbert Mullins de bölgede kendi suçlarını sürdürüyorlardı. Bu da Santa Cruz'un basında dünyanın cinayet başkenti olarak anılmasına neden oldu. Kemper karma katil ve karma kasap olarak adlandırıldı. Nisan 1973'te Kemper son iki cinayetini işledi. Kemper, Cuma günü annesinin evine gitti. Annesi uyuduktan sonra ona saldırdı. Önce kafasına çekiçle vurdu. Ardından boğazını bıçakla kesti. Diğer kurbanların da olduğu gibi daha sonra onun başını ve ellerini kesti. Ancak daha sonra gırtlağını ve dilini de çıkardı ve çöp öğütücüsüne attı. Kemper, annesinin vücut parçalarını sakladıktan sonra annesinin arkadaşı Sally Hallett'i aradı ve onu eve davet etti. Kemper, Sally geldikten kısa bir süre sonra onu boğdu ve cesedini bir dolaba sakladı. Ertesi gün bölgeden kaçtı ve 23 Nisan'da suçlarını itiraf etmesi için Santa Cruz polisini aradığı Colorado Pueblo'ya ulaşana kadar doğuya doğru aracını sürdü. İlk başta Büyük Ed olarak tanıdıkları adamın bir katil olduğuna inanmayan polisler, daha sonraki sorgulamalar sırasında aslında onun kötü şöhretli, karma katil olduğunu kanıtlamak için ihtiyaç duydukları tüm kanıtlara götürecekti. 8 kez birinci derece cinayetle suçlanan Kemper, Ekim 1973'te işlediği suçlardan dolayı yargılandı. Kasım ayı başlarında tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Kemper yargıca idam edilmesi gerektiğini söyledi. Fakat o sıralarda idam cezası hükümet tarafından durdurulmuş olduğu için bunun yerine 8 eş zamanlı müebbet hapis cezası aldı. Şu anda Kemper, Vacaville'deki California Medical Facility'de cezasını çekiyor ve hizmet ediyor.